Hristiyan Neyse, Kürtler kimse pek onlardan pek bahsetmiyor. tabii var. Pek tabii var. Bu da Müslümanların bir şeyi, bir illüzyonu. Kendi geçmişlerinden kaçtıkları için görmek istemedikleri bir şey. Fakat öyle anlaşılıyor ki Hristiyanlık Mardin ve Urfa hariç, Mardin ve Urfa hariç diğer bölgelerde toplu olarak bir yayılmaya geçmemiş. Çünkü niye Mardin ve Urfa'yı şey yapıyoruz? Urfa ve Mardin bölgesi Roma ve Pars savaşlarında da problemli yerlerdir. Bunların kendilerine ait her zaman bir siyaseti, her zaman bir bakış açısı, her zaman bir yönlendirme durumu vardır. Mesela bakıyorsunuz Harranlılar Müslümanlara destek veriyor, Urfalılar Farslara destek veriyor. Yani İranlılara işte, Sasanilere. Romalılar geliyor Harran'da kut sanıyor, Roma imparatorları. Kronius mesela gelip Harran'da vaftiz oluyor. Çünkü niye? İşte ta Nemrutlar, Babiller, Mabiller o dönemde çok büyük bir dinsel merkez orası. Hristiyan Kürtler de var yani, yok değil. Fakat toplu olarak geçmedikleri için daha sonra iki grup şeklinde algılanabilirler. Bir tanesi Süryanilerin ya da Aşorilerin, Keldanilerin kiliselerine biat ettiği için Süryani kabul edilen Kürtler. Bir kısmı da işte özellikle Gregorian mezhebi, Ermeni kilisesine biat ettiği için zamanla Ermenileşen Kürtler var. Orası çok önemli. Yani şimdi Evet. Ermenilerin içerisinde Kürt aşiretleri var. Kürt aşiretleri var. Yani bu Tabii. Ermeni dedikleri Mesela zaten söyleyelim yani. İşte diyelim Reşdonanlar. Şeylerin, Ermenilerin Reşdonanları bizim Reşkotan aşiret. Reşkota. Evet. Mesela Mamigonlar. Bizim Mamekan aşiret. Mamikan. Evet. Bagravandlar. Bizim Bekir aşireti. Ha bu Pakra, evet. Pakraduniler değil. Şey. Pakraduniler. Bakravaniler. Evet. Bakravani. Evet yani. Bizim Bekir Vartayanlar var. aşireti. Vartayanlar hakkında bir bilginiz var mı? Şu an anımsamıyorum ama notlarım arasında olması lazım. Mesela şeyler var işte, diyelim ki Varto aşireti var. Vartayan. Evet, Varto aşireti var. Mesela onlar Kürt ama Hristiyan olmuşlar bir Benim dönem. yurdum, benim ülkem. Şeyler var, Judy aşireti var mesela. Evet. Bu Hrant Dink'in sevgili eşi Rakel Dink de Evet. onlardandır mesela. Bunlar Kürttürler. Yani Ermenice bilmezler. Heh, Ama ne çok olmuştur? önemli. Şöyle bir sıkıntı var. Bir Kürtçe Hristiyan literatürü yoktur. Ermeniler bunu kurumsal olarak sahiplendikleri için, toplu olarak Hristiyanlığa geçtiği için kiliseler kuruyorlar. Bu kiliselerin içerisinde Ermenice ibadet ediyorlar. Bizim Hristiyan Kürtlerimiz de bu şeylere gidince, bu kiliselere gidince otomatikman onlar üzerinden kabul ediliyor. Mesela aynı şey Ermeniler için de geçerli. Bir toplu Müslümanlaşmış bir Ermeni kitlesi olmadığı için Ermeni camileri de yok. Olmayınca ne zaman Müslümanlaşıyorlarsa o zaman ya Türkleşiyorlar ya Kürtleşiyorlar. Mesela diyelim ki İran'daki Ermenilere bakın. Meşhed şehri etnik olarak Ermenidir. Meşhediler. Tabii. Ama şimdi ne olmuş? Hepsi Şii olmuş. Şii Müslümandırlar. Ama ve Ermeni kimliklerini kaybedip Farslaşıyorlar. Farslaşmış durumda.